Evet. Evet, bu gördüğünüz bitkinin ismi ışıldak. Yaklaştırabilirsen çiçeklerini. Gece böyle ışık saçtığı için hafif, gece bile anlaşıldığı için gece feneri de denir. Eşekler çok sevdiği için eşek otu da diyenler var. Işıldak daha uygun veya gece feneri. Almancası da Nachtkerzen, gece mumu anlamına gelir. Onatera biennis, Latincesi Onatera biennis, efendim biennis 2 yıllık anlamındadır. Bunu şu çiçek açan kısmını görüyorsunuz burada. Şurada ise tohuma dönmüş hali. Onatera'nın, yani bu ışıldağın birleşiminde çok yüksek oranda ne içeriyor? Alfa linolen asit, yani oleik asit, zeytinyağındaki yağ gibi oleik asit içerir. Çok yüksek oranda oleik asit içerir. Bu nedenle bununla ilgili yapılan araştırmalarda Profesör Doktor Kamal ve arkadaşları yapmış oldukları araştırmalarda nörodermatiz dediğimiz atopik sulu, kabarcıklı, kaşıntılı ekzemayı iyileştirdiğini belgelemiştir. Sulu, ekzemalı, kaşıntılı, kabarcıklı ekzemaya, alerjik ekzemayı iyileştirmiştir. Yine Profesör Gilbert yapmış olduğu araştırmalarda nöropati, yani şeker hastalarında oluşan sinirsel tahribata karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Almanya'da 300'ün üzerinde hasta üzerinde yapılan araştırmada efendim bunun birleşimin, tohumlarının birleşimindeki oleik asidin atopik ekzemaya karşı çok çok etkili olduğu belgelenmiştir. Yani birçok klinik araştırması var. Işıldağın veya gece fenerinin, evet, buraya ne isim kullanmışlar? Akşam çiçeği, ezan çiçeği, eşek otu gibi isimler. Akşam çiçeği veya gece feneri. Birçok isim var. Bunun tohumunun birleşimindeki yüksek orandaki oleik asit, aynı çörek otunda olduğu gibi çörek otunun da birleşimindeki yüksek orandaki oleik asit aynı şekilde atopik ekzemaya ve alerjiye karşı etkili. Çünkü çörek otu aynı şekilde oleik asit içerir. Biz bununla ilgili çok güzel bir çalışma yaptık. Birleşiminde çörek otu forte'nin oleik asit var. Alerjik rahatsızlara karşı kullanılır. Hürmetler, saygılar.